Yeniden emlak sektöründe önde gelen tek ismi Atil Emlak'ın sunduğu Olcay'ın Makası başlıyor. Evet, Olcay'ın Makası programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi peş peşe programlarla hem konuklu hem talihli programlarla hızla devam ediyor. Mümkün olduğu kadar sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz. Bizler de eğleniyoruz. Gayet de güzel program akışı devam ediyor. Bugün talihli programını çekiyoruz ve yanımıza hemen Deniz Hanım'ı alıyorum. Deniz Hanım'la beraber ilk önce hem bir Deniz Hanım'ı tanıyalım, ardından da macera başlayacak. Deniz Duysak. Evet. Evet. Bu haftanın talihlisi sensin. Evet. Her gelen böyle biraz heyecanlı oluyor. Sende biraz heyecan var mı? Çok var. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında her zamanki yere geliyorum ama fark var tabii. Bu heyecanı sen de yaşayacaksın. Çok da güzel bir program olacak inşallah. Biraz sonra Olcay'ın yanına giriyoruz ve Deniz Hanım'ın değişimi başlıyor. Hadi bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah maşallah. Allah'ım geldi benim baş belası. Olcay Bey, talihli mi getirdim sana? Deniz Hanım'ı getirdim. Hoş geldin. Deniz Hanım'ı çok iyi tanıyorum ama talihliler sağ olsunlar. Ne kadar talebim çok, ben de anlamadım. Sana diye katılmıyorlar, bana diye katılıyorlar. Senin kendinde tanımayan mı var Olcay Bey'ciğim? Evet, hoş bulduk. Ceketimi çok ukaç hadi. Abicim hoş geldin, hoş nasılsın? İyiyim, sağ ol, sen nasılsın? Aa, çok sevindim talihli olduğuna. Ben de çok sevindim. Benim. Büşra'cığım, oturttur orta koltuğa Deniz Hanım'ı, hemen geçiyorum. Sen bu arada hayırdır, müşteri var bugün. Gel, sana sürpriz olsun. Allah Allah, şöyle aynaya bakayım, tanıyamıyorum daha ama maskeden. Özel konuğum, evet. Sibel Güneş doğdu. Sibel Güneş doğdu. Evet. Bizim katılmış bu programda. Kendisi Türkiye'nin tanıdığı bir yazar, kitaplarını şimdi yaydık, konuşturacağız. Bunları ben ama Gemlik'te çok mütevazı yaşadığı için zorla kendisini ikna etti. Çok çok teşekkür ederim, teşekkür Sibel Hanım. Teşekkür ederim. Çok güzel röportajlarımız olacak, kitaplarını anlatacak. Hazır dip boyası da gelmişken dip boyasını da yapalım dedik. O zaman bu hafta böyle hem talihli hem korkma evet, cümle evet, cümle bir program olacak. Çünkü sen hep sıradan gidiyor program. Biraz program değişik oldu. Maşallah dedik. Bugün performansınız en yerinde gördüm. Benim performansım iyi de sen modumu düşürdün. Kaymakamlıkta işi varmışmışmış da bilmem nemişmişmiş de ben konukları hazırladım ama keseriz diyor. Keser tabii. Parmağınızı keser. İşte biraz böyle. Daha kibardan bakacağız. Allah'a şükür. Sizleri gördüm daha iyi oldu. Hele hele Sibel Hanım'ı gördüm ya, Sibel sizden daha da mutlu oldum. Sibel Hanım zor ikna ettim. Zor. Çünkü çok mütevazi. Bu arada Sibel Hanım'a bilgi verelim. Ben artık boya yapmayı öğrendim. İsterseniz yok, Sibel Hanım'a... Yok, çek elini. Yorulmuşsun. Çek elini. Duvar boyamıyoruz burada. Ben de ellerime bulaştı be ya. Vallahi. Bana bak, üstüme başıma sürme. Evet. Şimdi talihlimize geçtik. Kendisi bu Covid dolayısıyla evde saçını boyamış. Güzel katalog, olmuş mu? Katalog gibi olmuş. Katalog kapısı. Gibi olmuş. Sarının bütün tonları var. Uçları da yakmış. Bakalım nasıl tamir edeceğiz bu saçı? Nasıl tedavi edeceğiz ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz bakalım. Yapabileceğiz değil mi? Becerebileceğiz. Herhalde. Sen, burası olacak. Yanık deyince ne oluyor? Yanık. Sen anlamazsın. Aman olayım. Söylesen ölürsün. Söylesen neden ne olacak söyleyeyim yani? Canım her şeyi sana. Evet. Şimdi başlayacağız talihimize. Ondan evvel benim özel konuklarım, benim arkadaşlarım, benim elemanım Türkan. Gemliğin en dürüst kuaförü Mesut. Önce programıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağını bize anlat bakalım. Hayalet bir kat yapacağız. Kaynak. Hayalet bir kat. Şey, kaynak pardon. Özellikle. Hayalet bir kaynak. Kaynak, evet. Tabii. Belli olmayacak, görünmeyecek. Uzman ellerde. Evet, yani kendi doğal saçmış gibi görünecek. Yani uzayacak saçlar. Saçlar uzayacak. Nereye kadar uzatacağız mesela? Beline kadar inecek. Beline kadar inecek. Peki Mesut'cum, bu işlemi yaptıktan sonra bayan ne kadar kullanabiliyor? 6 ay ile 4 ay arası kullanabiliyor. Bakımı... Nasıl bakımı oluyor? Çok kolay. Normal yıkayacak. Sadece ayda bir diplerindeki dolaşıklıkları kaçacağız.
Yani gene senin salonuna tabii, gelip, yine benim salonuma gelip ayda bir onun bakımını yapacağız. Ha, özel şampuanı falan yok, yok yani. Yok, normal günlük hayatını devam edebiliyor. Tamam. Görüyorsunuz, saç kısa bir saç. Türkan tabii çok oynuyor saçınla. Böyle her gün renk değiştirdiği için zaten mahvetmiş kafayı. Doğal hali gibi uzun bir saç çıkacak. Genelde saçları böyle. Türkan da kırmadı beni sağ olsun. Abi ben kaynak yaptırabilirim dedi. Mesut'un da usta ellerine bırakıyoruz. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Evet, Olcay Bey hastalandı. O yüzden yerine ben devam edeceğim programa. Nereye hastalandım? Çekil kenara be. Allah Allah. Hayırdır, pembe mi yapıyorsun kafayı? Ne? Evet, şu bak, anda yavaş, pembe. Bak, bak kazana gelmiş. Yeminle gelmiş. Bak. Gelsin kazağıma, boş ver. Gelsin. Evet, tamam. Benim bütün kazaklarım boyalı zaten. Ben lütfen bak, ben gömleğimi halletme bugün. Ne gömleğim? Sen de yani öyle bir etrafımda dolanıyorsun ki sıçratmamaya imkan yok. Ben şimdi yok. Nereye bakayım? Canım benim, şimdi saça... Saça mı bakayım? Ona... Gitgide açma işlemi yapıyoruz. Gitgide. Organik oryelle açıyoruz saçı. Bu esnada. Deniz, heyecan var mı? Yani her zaman geldiğim yer olduğu için tek heyecan şu kamera. Ha, o kameradan heyecanlanma. O yok artık. O sanki o yokmuş gibi. Bu esnada Osman'a da teşekkür edelim emeklerinden dolayı da. Osman canım, canımız bir tane Osman. Osman bir tane. Osmansız bu iş dönmez, senden dönmüyor zaten, anlaşamıyoruz artık. Artık. Ama senle... ben sizi çok seviyorum Olcay Bey. Neden ben böyle de seni seviyorum ama. Yani Mesutcuğum. Efendim Olcay. Acaba diyorum ki o elinde o makine varken şu Serkan'ın tepeye 3-5 tane kaynak. Kaynatacak yer yok. Yok, onu biz kaynatıyoruz bak ya, elinde makine var. Ben öğrendim biraz biz evvel. De, yok yok. Ya. Şu önlere 3-5 tane. Kesinlikle programın da şeyini yazarken kafamda peruk takmayacağım diye söz verdim. Peruk tak. O hiç kimse göremeyecek. Kaynak o, o kaynak. O da bir nevi peruk. O kaynak. Bir nevi peruk, o da peruk. O kaynak o. Bu esnada, evet Sibel Hanım'la biraz sohbet edelim. Sibel Hanım, şimdi kitapları görüyorum. 1-2-3 tane evet. Basılmış kitabınız var. Bunun çocuk kitabı olduğunu anladım ama evet. Biraz böyle hem sizi tanımak isterim, tanıtmak isterim izleyenlere. Hem de kitaplarla ilgili biraz detay versen. Şimdi geçmişten başlayan bir serüven fakat kitaplaşma serüveni biraz uzun. Dergilerde çıkan öyküleri işte kitaplaştırmayı düşünürken dedim ki önce bir çocuk öyküsü kitabıyla başlayalım. Güneşli öyküler. Güneşli öyküler. İçimizdeki o çocuk, bazı şeylere hani hazır olmayız ya bazı zaman. Her şeyi yaparız ama hazır olmayız. O hazır olma duygusunu kazanmak için dedim ki benim buna ihtiyacım var. Önce kendim için bir kitap çıkarayım. Bu öyküleri yazdım. İçinde 5 tane öykü var birbirini tamamlayan. Sonra o bana bir güven verdi. Elimden tuttu o çocuklar beni. Ondan sonra diğer öykü kitabının öykülerini oluşturmaya başladım. Suskun Toy Kuşları. Toy Kuşları. İşte Türkiye'de şiddete maruz kalan kadınları, tacize uğrayan çocukları. Yani insanın insana yaptığı eziyeti anlatan bir kitap. İnsanların mağduriyetini anlatıyor. Nereden geldikleri, bu mağduriyetin kökeninde hangi acıların olduğunu, temelin nasıl oluştuğunu anlatan bir kitap. Özellikle bu dönemde çok hassas bir dönemden geçtiğimiz insanlar dönemde. Neden mutsuz? Sadece hani çok üzüldüm, acıdım, vah vah deyip geçip yok edilecek bir mevzu değildi. Bunu yazarken de kendim de yaşadım onların o acılarını, ızdıraplarını. Böyle bir kitap oluşturduk. Hem bir sosyal sorumluluk projesi olsun istedim. Geçmişten geleceğe kalsın istedim. Bu çünkü çok geçmişten gelen bir konu. Hani bu döneme ait değil. Çok eskiden de olan fakat şimdi artık her şey çok suyun yüzüne çıktığı için işte iletişim araçları çok aynen, fazla. Özellikle sosyal medya. Evet. Yani gelecekte de yok olacak bir konu değil. Yani toplum olarak tedavi edilmediğimiz sürece yani duygularımız işte bazı aileden gelen travmalarımız tedavi edilmediği sürece de çok da yok olacağına inanmıyorum. Yani bu bir mutsuzluk, biraz, mutsuzluk evet. Sorunu aslında bu. Kültürümüz de biraz bozuldu evet, diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bunlardan aldığınız hırsla galiba evet. Romana doğru ya, bir hareket ve özgür renkler. Evet. Bu ne zaman çıktı? O da işte yeni çıktı daha
Ekim ayının sonlarına doğru çıktı. Öyküden biraz sıkıldı insanlar. Ben öykücüyüm aslında. Hep öyküyle başladım işe. Dediler ki çok çabuk bitiyor. İşte tam öykünün içine giriyoruz. Pat diye öykü sonlanıyor. Sen roman yazmalısın. Biraz herhalde ben de gaza geldim. Sonra romana başladım. Zor bir süreçti. İşte 1-2 yıla yakın çalıştım üstünde. Editörümle sonra çalışmaya başladık. Fakat çok eğlenceli. Yani bu biraz kasvetli bir kitaptı. Onun üzerine bununla kendim de eğlendim. Ruhum da mutlu oldu. Ne güzel. O da bir insan hikayesi aslında. Orada da sorunlu insanlar var. Fakat daha umuda bakan bir öyküsü var. Yani umuda doğru gidiyor. Tabii imzalarsanız bu kitapları tabii ben ki. Müsait zamanda okuyacağım tabii ama tabii seçenekler siyah beyazsa özgürlüğün rengi arayıştır diye bitirmiş kitabı sevgili Sibel Güneş Doğdu. Çok çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Ben, kitapları okuduğumda biz inşallah. Biz de çok memnun olduk. İnşallah okuyacağım kitapları diyor. Çok güzel, bana tabii her kitabı özel imzalı. Tabii ki. Böyle duruyor evimin. Oku oku evet ama oku. Ben okudum ama benim eşim defalarca okuyor. Hadi defalarca o yeni çıkmış okuyor. Hadi onu okumamış olabilirsin. Bunun konusu ne? Bunun konusu... Okudun yani, çok değerli bir arkadaşın da okudun hani, değil mi? Bayanlara anlatıyor çoğunluğu. Ha, neyini mesela, bayanlar neyini anlatıyor? Tabii kadın da var içinde, çocuk da var. Evet. Kıyamadı gene yardımcı oluyor. Evet. Kadına şiddet anlatıyor. Evet. Ya, daha evet. Biz kafadan daha öğrendik. Ama Sibel Hanım yani çok çok değerli. Gemlik için değerli isimler. Çok değerli ama kendi kapalı kutu. Şimdi şöyle bir şey yani, her insan bir öykü aslında. Hani öyle bakmak gerekir. Buraya geldiğimde mesela Olcay'la tanıştığımda, Olcay çok renkli bir karakter. İnanılmaz. Teşekkür ederim, onun çok teşekkür ederim. Onun sanatçı yüzüne ben hayranım. Ay, aşırı rengi var hatta, evet. Çok renkli. Çok aşırı renkli. Eli çok maliyetli. Hasetlenme. Ama kıskandım şimdi, o yüzden cümleler kuruyor ki yani. Evet. Ben mesela uzun saçlı, kızıl renkli bir saç kullanıyordum. Olcay'ın saçı aslında beni o değiştirdi zaten. Bu sağ değişmiş halim. Çok teşekkür ederim ona. Güveniyorum çok ona. Çok teşekkür ederim. Bugün gene bir şeyler bekliyoruz bakalım. Tabii. Artık sizin dostunuzsa bizim de dostumuz tabii. Yani. Herhalde. Çok çok herhalde. Memnun oldum Sibel Hanım. Tekrar geleceğim. İstasyon. Kesmeye devam ediyoruz. Tarihime geldim. Bugünkü arkadaşım Büşra. O da benim 4 yıllık elemanım. Bakalım neler çıkacak sonuçta. Bu Türk, bu Afrikalı değil. Görücü, Afrika, Marika'yı gönderdik. Marika gitti. Tarihi nasıl? Geldi. Memnun musun? Tabii ki. Tamam, bu gülüyor. Bunda sıkıntı yok. Evet. Bu rahat bu. Evet, geçelim öbür istasyona. İstasyon geziyoruz bu hafta. Evet. Geldik, maşallah uzamaya başlamış. Evet. Maşallah elinde hızlıymış ha. Tıkır. O kadar kolay da ben ne kent gezdim bu zamanda. İşte dedim ya sana yapıştıralım bak kent olur dibine böyle. Ya dibine dedime yapıştır. Evet böyle bak silikon. Böyle tabii bunu kabak kapak. Ben yapabileceğim mi bunu Mesut Bey? Bana öğretecek misin? Biraz zor Serkan Bey. Her şeye meraklı bu oğlum, bu bildiğin gibi değil. Seyrediyordur zaten, seyretmiyor mu? Alacağım mesleğimizden, alacağım. Serkan'ın makası programıyla. Ne demek seyretmiyormuş? Kullanacağız mı bugün? Yok, o yok. Sen kullanmıyor musun? Yok. Kullanmıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Evet Mesut'cum anlat. Evet. Anlat Mesut. Hayalet kaynaktır. Evet. Çok belli olmayan. Evet. Saçlar da çok güzel duruyor. Bakımı çok kolay. Tamam. Sürekli tekrar takabiliyoruz. Kameraman Bey yakınlaştır. Kaynağı. Yakınlaştır. Yak sanata bakın, sanata. İncecik. Bakın. Hayalet kaynağı. Evet, bunun isterseniz röfle şeklinde de yapabiliyorsunuz. Saçınıza işlem görmesini istemiyorsanız. Böyle bunun sarı tonlarından da, her renklerden de yapabiliyoruz. Bunun fiyat ortalaması nedir Mesut'cum? 2500 lira ile 3500 lira arasında değişiyor. Saçın kalite ve uzunluğu ve adeti çok önemli. Tamam. Saçın gürlüğüne göre değişebiliyor. Ya ben bir şey soracağım Mesut Bey, olacak mı? Ya bir şey sormak istiyorum. Geçin rahat bırakmıyor, ne soracağım? Ben şöyle bir şey soracağım. Bu saç ne bu? Bu şey mi bu? Gerçek insan saçı. Gerçek saçı. Yok canım, saçları. Olur mu bu? Hayvan saçı bu. Ya onu demek istedim ben şimdi. Beygirin kuyruğundan kesiyoruz, takıyoruz. Ya Hacı abiciğim, ne safsın ya? Ya sentetik olabilir, o anlamda. Sentetik oldu, bu nokta sentetik kafaya takılır mı bu ya? Ya ama başkasının saçında kalmaz. Sentetik saçlar saranmaz. Gel bir daha.
Allah Allah, niye çalışıyorsun? Çok çabuk çalışacaksın dersini. Ay sentetik saç demedin mi geçen hafta Marika'nın kafaya? Marika'nın kafa ördüydü. Ama sentetik dedin. Aa. Sen kafamı karıştırıyorsun benim. Anlamadan bir de diyor ki gerçek saç mı diyor. Gerçek saç mı? 2500 lira verecek sentetik saçı yaptıracak bayağı. Ha onu bilemem. Nasıl bilip bilmem. Sentetik daha ama mı? Ama sen istiyordun ucuz mal etmek. Sentetik kafana yapıştırırım. Sentetikle gerçek saçı karıştırıp maliyeti de düşürebiliyorlar. E onlar ucuz kuaförler. Ha ucuz kuaförler. Bize göre değil. Alacak ama yapmaz onu. Mesut'tan bahsettim. Tamam Mesut'tan yapmaz onu. Yapmaz onu. Bugünkü benim... Gerçekten ama insan işte. Merak etmez mi kafasına taktığı saçın kimin olduğunu? Bence aa, sertifikasını alırız senin için meraklar mı? Bir daha sana taktığımız dakika, zaman şimdi, Mesut, sertifikasını buyur. Senin için bir daha getirttirdiğimiz zaman unutma duydun mu? Sertifika evet. Hangi kadının olduğunda imzalı kağıt. Ha, tamam. Tamam mı? Temiz mi? Pis mi? Çünkü cırlop gibi kafaya takılacak ya. Hayır Türkan Hanım da merak ediyor olabilir. Türkan nesini merak edecek? Türkan kaç yıllık kuaför? E tamam da. Nesini merak edecek? Tamam normal değil. Bak, Türkan'ın çocukluğunu bilirim ben. Hiç merak etmiyorum. Özbekistan'dan, Pakistan'dan oralardan geliyor saçlar. Tamam. Azerbaycan'dan. Hazırlanmış saçlar geliyor zaten. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Anladım. Çekince kokmuyor değil mi? Bak. Sus. Bak. Silikon hadi, mu? Hadi Türkan anlat Olcay abine. Anlat çabuk. Elinde büyüdüm ben. Böyle evet. Saçımı çeke çeke. Anlat. İlk başta nasıl topuklar yaptığını anlat. Tabii canım. Nasıl yaptığını anlat. Vereceğim anlat. Neler öğrendiğini anlat Olcay abinden. Çabuk. Yani biz onun elinde büyüdük. He. Yani nasıl patrondun be? Çok güzel, çok keyifli. Bence. Doğrular söyle bak. Yapalım. Öyle. Bak niye nasıl kavga etti? Arada yapıyor. Bir saçımızı çekiyor ama şakacıktan. Evet. Kadın nasıl doğrular söylesin? Kalabalık günlerde ne yapıyordum ben? Canlarım, aslanlarım. Ne ısmarlıyordum size? Döne. Ne? Dondurma. Unuttun. O kadarını unutmuş. Abla unuttuğunda kağıda bak. Kağıda yazdı ya söylediklerini. Hiçbir şey yazmadı. Bir de senin bana bugün bir sürprizin varmış. Herkes böyle körüm körüm saklıyor benden. Evet. Yalnız birisi hasetlenir çok kötü de bilgin olsun. Diyecek bir şey mi acaba? Sorma o birisine de ayarlayacaktım. Ne demek o? Benim de o yanımda böyle geliyor işte la 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 yapıyor gidiyor. Ona ne o? Asıl benim çeviren. Evet. Bütün programı. Olsun evet, doğru sen çeviren. Allah Allah. Mesut'um. Sana dönüyorum bak ben nasıl böyle her evin delisi otururmuş baş köşeye bana bak. Mesut'um anlat hayat hikayeni anlat. Kaç yılında Gemli'ye geldim zannedersem asker. Abi ben 96'nın Şubat ayında Gemli'ye geldim. Askeri harede vatanı görevimi yaptım. 97'nin 9. ayında dükkan açtım Gemli'ye. Tamam. O gündür bugündür salonunda çalışıyorum. Hep manastır bölgesi. Hep manastır bölgesi. Hiç Gemli'ye inmeyi düşünmedin. Yok, inmeyi düşünmedim. İyi manastırı seviyorum. Zaten. Manastırda güzel bir kitlem var çok şükür. Sevildim ama, ben, kendimi de sevdirdim. Ama dürüst olacağım bu konuda. Evet. Senin beyefendiliğin, bizlere karşı saygın hiçbir zaman eksilmedi. Hiç kalitenden de bence ödün verme. Kendi adıma teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ben senin siz de bana, Olcay abin oldum. Siz de bana yol gösterdiniz, büyüklük yaptınız, bizi kabul ettiniz. Görevimiz sağ olasın. Ne mutlu ki Gemlik'te senin gibi bir insan var. Evet, ne mutlu bizim Olcay abimiz var. Ha, teşekkür ederim, sağ ol abicim. Sağ olasın. Evet. Kaynağımız devam ediyor. Kaynağımız biraz devam ediyor. İşlem. Çok uzun sürüyor işler. Ben bu işleme hiçbir zaman girmedim. Bir ara eşim yapıyordu, eğitimini almıştı. Fakat sonra küçük oğlum olunca biz bıraktık. Mesut'cuma teklif ettim, sağ olsun. Ben de bir onur duydum. Etmedi, teşekkür ederim abicim. Türkiye zaten benim kızım. O ne desem hemen Olcay abi tamam diyor. Sağ olsun. Önümüzdeki çekimde de Türkan'la çok özel röportajlarımız olacak. Bizi bekleyin. Türkan sanatını konuşturacak. Bunu da bana bak nasıl tutuyorum. Hayatım boyunca fön makinesini birine tutmayı beceremedim. Hayatım boyunca saç çıkamayı beceremedim. Çünkü hiç çırak olmadım ya. Cidden söylüyor Mesut. Tabii anne. Müşteri yıkama setini alıyorum. Yüzü, gözü, ensesi her yeri su içinde. Ne yaptın Olcay beni diyor. Allah'tan hani çenem çok. Anladın? He, bak bilirdi. Bak gülüyor. Bak gülüyor. Hayatta beceremem. Hadi size kolay gelsin bakalım. Teşekkür ederim.
Ben de misafirlerinize kolonya ikram ediyordum. Evet. Buyurun. Saçımız şurada kaçmayız. Her şey kalite. Açılmış durumda. Buyurun. Biraz daha bekletelim hanımefendiyi. Olcay Bey, siz ister misiniz? Yok. İstemem, senin içine bir şey katmışım. Asla istemem. Herkese daha açım. Ah. Asla istemem. Herkese açım. Evet. Bitene kadar seçeceğim. Fatoş Hanım, gelir misiniz lütfen? Bugünkü makyözümüz Fatoş, benim zor günümde her zaman part time gelen manikür, pedikür, makyaj uzmanıdır kendisi. Bakalım hep beraber neler göreceğiz, bugün neler yapacak bakalım bizim konuklarımız. Benim de yayın öncesi makyajımı sağ olsun o yaptı, Zeliha olmayınca. Senin her yerine makyaj olsa ne yazar be. Hanımefendi, rahatsınız. Gayet rahatım. Bekliyorum sonucu. Zaten biraz sonra yıkayacağız. Bir saçımızı biraz açacağız. Teşekkür ederim. Bu kitaplar, can kitaplar. Hepsi bizim. Bak. Asalet kitap bunlar. Asalet. Her bayanın okuması gereken bir kitap. Benim eşim şiddetle 3-4 kere okudu. Ben bir kere okudum. Yalan söylemeyeyim. Ama herkesin okuması gerekir. Temin etmek istiyorsanız da kuaför Olcay tabi her zamanki gibi. İnternetten de alabilirler. Evet, internet satışımız var. Evet. Çocuklara güneşli öyküler, bu da çok çok güzel kitaplar. Sibel Hanım tabi utanıyor ben böyleler dediğim için. Çünkü inanın çok mütevazı, ben bile yazar olduğunu yıllar sonra öğrendim. Aslında ilk tanışma Sibel Hanım'la Armutlu'dan geldi, saçını boyadık, bir tane beyazı kalmış burada. Evet, hatırlıyorsunuz değil mi? O gün de ben o kadar kalabalığım ki, Sibel Hanım dedi ki bir tane beyazım var. Ben Sibel Hanım'a bir güzel böyle lafları saydım, şimdi de çok pişmanım tabii. Çünkü o yoğunluk esnasında. İnanın psikolog gibi beni sakinleştirdi. Olcay Bey otur kenara, ne var bunda? Ben sadece beyazımı söyledim ve ben Sibel Hanım'ın saçını boyadım tekrardan. O gündür, bugündür dostuz. Evet, Sibel Hanım. Canım benim. Teşekkür ederim. Evet, şimdi bu tarafa geçiyoruz. Yaklaş. Benim Ayşenur'cum, Ayşenur Bayraktar. Fransız usulü butik açtı kendine. Çantalar, bir sürü aksesuarlar, her şey var. Ve benden gelip kart alanlara %15 indirim. Fransız usulü demek, bir müşteri girdiği zaman her şeyi bulabiliyor butik tarzında. Kendisine selamlar olsun buradan. Teşekkür ediyorum her şey için. Serkan, gel. Gerçekten ben de kadınlar şöyle nasıl Ayşenur Bayraktar'a teşekkür ediyoruz. Bu güzel hediyesi için. Sen bunu koluma takabilir misin beni? Hiç el aklı kesiyor. Yemezdi. Teşekkür ederiz. Gerçekten değerli sponsorlarım. Evet. İnşallah. Sponsor. Sen öyle bak işte. Bak benim sponsorlarıma. Helal olsun. Para vermiyorsun 1 lira. Ben de böyle geçiniyorum oğlum. Salon benden. Bana bak. Kaçma. Salon benden. Misafirler benden, burada yiyorsun içiyorsun bir güzel. Oh sen al paraları, ben de böyle yolumu buluyorum. Yapacak bir şey yok, kusura bakma. Aynen, tabii işine gelmedi gidiyor. Mesut Bey ne kadar sürüyor toplamda bu süre? İşlem ne kadar sürüyor? İşlem süresi yaklaşık 4-5 saat arası değişiyor. 4-5 saat mı? Oturuyor mu? Evet. Ayol ara kalkıyor, mola azıcık böyle oynuyor. Arada mola veriyor. Olur mu canım? Lavabo ihtiyacını görüyor. Peki şöyle Mesut da arkasına gidiyor. Nereye gider temüşleri? Olur mu canım? Ara veriyor mu diyor. Yok hakikaten. Aramızda. Peki mesela şimdi buradaki ekler var ya. Mesela tararken marake takılmıyor mu onlar? Onun özel geniş tarağı var. Mesut Bey'e sordun, özür dilerim. Mesut Bey'e sordun ama ben cevabını vereyim sana. Tamam, Mesut Bey nedir? Fırçası var. Özel bir fırçası var. Tabii. Yani saçı yoğulmayacak. Saça takıldığında zarar vermeyecek şekilde fırçalarımız var. Onları temin ediyoruz. Bunu anladığım kadarıyla katman böyle kapata herhalde. Değil mi? Ekler üstüne. Tabire bak. Katman katman kapata diyor. Yok lan kapata.
kaba adam. Ne kadar düzeltmeye çalışsam da düzelmiyor. Adamın kendi kaba. Sen tarif et. Özelliği... Katman katman, tabaka tabaka kullanmadan lütfen anlat bana. Şimdi... Nasıl kapatıyorsunuz bu ekleri? Nasıl kapatıyoruz? Evet, kademe, kademe 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 kademe. Doğru. Aynısını laciverti. Katman katman olur, katman katman. Zift mi düşüyoruz yere? Ne alakası var ya? Nereden çarpıttı ya? Allah Allah. Bak kafasını bulandırdın. Bu arada bak, bazıları Finlandiya'dan gelmiş gibi gözüküyor. Bunlar niye böyle? Bunlar özel tasarım. Kanada'dan. Kanada'dan. Bunların takma sebebi Serkan abicim, siyah saçı açtırmak isteyen arkadaşlar oluyor, müşteriler oluyor. Açtırmak. Aha, yani bu saçı buna getirmek istiyorlar. Fakat biz bu saçı yaparken saç hırpalanıyor. O yüzden hazır bunları daha evvelden uyguluyoruz. Bunları böyle takıyoruz. Ha, bu gene aslında aynı saç ama boyanmış. Evet. Aynı evet. Saç. İşlem görmüş hali. Yani kendi saçına hiçbir zararı olmuyor. Saçı yıpratmadan, saçı evet, üzmeden. Hiç... Kuaförlük dışında neler oluyor? Bana onu anlat bakayım. Maç yapıyorlar. Konuşma sus. Akşamları maç yapıyorlar. Başka evet. Ne oluyor diyor. Ya, maç yapıyorlarmış. Sen ne anlarsın ondan? Evet canım söyle. Manikür, pedikür, kaş, bıyık, aldığımız var. Tamam. Diğer saç işlemleri. Cilt işte. Bakımına hiç girmedin. Cilt bakımı da yapıyoruz. Peki nasıl yetişiyorsunuz? Randevu sistemi. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Ayrıca çok profesyonel bir ekibim var o konuda. Evet, cilt tamam. Bakımı özellikle. Tamam. Belirli günlerde ve belirli saatlerde alabiliyoruz. Tamam, tamam. Onun haricinde dediğimiz gibi bütün saçla ilgili bakımlar, omreler, somreler hepsini tamam, yapıyoruz. Tamam. Peki bu Covid etkiledi mi biraz? Covid çok etkiledi. Zaten etkilemedi deseydi yalan söylüyor diyecek. Böyle kamerayı uzanacaktım yalan söylüyor diyecek. Çok etkiledi olacak abi. Yani evet. Ciddi anlamda biz tüm esnaf olarak, tüm meslektaşlarım olarak da çok mağduruz. Evet. Olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun diye. Sağ olasın. Evet. Şimdi dip boyamızı yaptık. Cilamızı attık. 1-2 dakika bekletip saçı yıkıyoruz. Sibel Hanım tabii bu olaylardan rahatsız ama yapacak hiçbir şey yok. Benim hatırıma sağ olsun. Teşekkür ederiz tekrardan. Serkan'ın da sesi soluğu çıkmıyor. Oradan aval aval bana bakıyor. Tamam şimdi yıkayabiliriz müşterimiz. Evet kahvesini de getirdik. Ama öyle eleman olmadı. Kahvesi de geldi sağ olsun. Evet, evet. Hizmette evet. Kusur yok maşallah. Subhanallah. Tabii tabii. Bir paket kahve alayım da Olcay'a, abiye getireyim demek yok kahveler. Fatoş'a bir kahve al gel bak laf söylüyor bana. Fatoş neden alıyormuş? Fatoş senin elemanın ne? Ben çekimdeyim hayatım nasıl? Çekim demiş. Lafa çekim bak. Çekimdeyim ben. Lafa bak. İşte Olcay'ın hadi. Farkı. Saçı ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Anlat. Laf kesiyoruz. Anlat. Ha, saçı boyuyoruz şu anda. Ha. Keratinle boyadık. Ha. Keratinle boyadık. Keratinle boyamadık. Ne yaptık? Organik boyayla. Organik boyayla. Kaçıncı bölümdür? Hiç bir bilgi alamamış. Tamam da 3 programda ben nasıl öğrenemem daha önce? Öyle. Ama hiç öğretmedim. Sen bir şey anlatmayın ki bana. Öyle. Şu anda yıkamayı alacağız bunu. Pratik yıkama setini alacağız. Yıkama setini alacağız. Biraz daha bekleyecek. İstediğimiz kaç dakika beklememiz gerekiyor? En az bir yarım saat bekleyecek. En az yarım saat tabii böyle oturacak. Organik... oturacak tabii ne yapalım? Allah Allah. Ya hayatımda ben bu kadar oturmadım. Anlatabiliyor muyum? Yani yok hiperaktif. Mehmet Ali Erbil 1-2. Acaba sen mi ben mi? Ben yok ben. Sen benden daha hareketlisin beni burada. Beni çok iyi biliyorum. Maşallah ben. Bir o istasyon bir her yere yetiyor. Kardeşim nasıl gidiyor? Süper abi. Beğenmedi benim sohbeti beğenmedi. Hemen sana dönüyor hemen. Hayır neden sohbetini beğenmemezlik yapayım? Çünkü bıktırdın ben. İşine gelmiyor işine. Benim kurduğum cümle işine gelmiyor. Bıktırdın. Senin etrafındakiler da benim kadar rahat konuşamadığı için. Hemen kesim önlüğü. Tabii hemen kesim önlüğü. Mesut! Kesim önlüğü. Evet. Nasıl gidiyor? Kesim önlüğü. Gel gidiyor. Nerede bu kesim önlüğü? Deli posttaki sayar gibi. Tak 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 dur. Aynı deli posttaki sayar gibi. Evet kesim önlüğü hazır abla. Mesut oldu bitlendi müşteri. Olcay abi. Hemen çıkartın. Kesim önlüğü. Bu değil mi? Hayır. Allah Allah. Adam kaç programdır öğrenemedi? Kesin bu enselik. Bak bunda da enselik. Enselik. Tamam. Şu anda COVID evet. Hastalığı olduğu için naylon kullanıyorum. Naylon, dandik naylon. Yok, dandik mandik yok. O da senin... Kesin önlüğü kızı, hadi. O da senin ayı bu. Kesin önlüğü.
Ben de ona istiyorum zaten. Kesim önüne yapıyorum her yerde. Çabuk. Lazım mı? Arkadaşım ben sordum sadece. Allah Allah. Allah Allah. Çok gergin bu. Çok. Ya Allah ya Allah. Sanatçılar gergin olurlar zaten. Evet. Telefonum çalıyor. Açabilir miyim? Hayır hayır. Kapat. Efendim? Kapat. İş bağlıyor bir yandan da. Hem program hem iş bağlamak. Ya hocam sen nasılsın? Ne utanması var ne sıkılması var ya. Olcay'ım sakin ol. Yok sakin de sen meraklanma. Senin saçında sakin olmamak ne derece? Aa, teşekkür ederim. Evet. Hayır, program var. Hayır. Saat 7'de başlıyor inşallah. Bu kadar kadınla uğraşmak da kolay bir iş olmasın. Ben değil. Sibel Hanım alışkınım. Ben yani zor biraz. Zor ama yani o doğrudur da. Ama profesyonel çalışıyorsan, kadının dilinden anlıyorsan, evet. Ki siz daha iyi bilirsiniz, inanın hiçbir zorluğu yok. Oh be senden iyi muhabbet ettik. Allah'tan evet. Telefonu çaldı da gitti başından. Telefon, bak yayın etse mesela şu anda çekim esnasında telefon çalıyor ya. Diyorum ki mesela Olcay'ın yanında çekimdeyim diyorum. Selam söyle diyorlar. Çünkü ben sen hemen gelinlik, haksızlık yapıyorsun yani. Gelinlik İnsanlar seni çok seviyor. Ama Olcay çok ünlü. Herkes tanıyor onu. Vay ona ünlü hemen. Ünlü hemen. Makastan sonra ünlü oldu bu. Yoksa kim tanıyordu bunu? Ya, ya 36 yatkak yıldır. Yatkak Fuat, Serkan Kaynar'a. 36 yıldır çünkü sen beni meşhur ettin. Seni acaba bak, ben mi seni meşhur bak, ettim? Kabul ederim. Kanal bile zirvede şu anda. Kanal bak, bile zirvede. Doğru. O kadar konuk alıyorsun da doğru. Kim zirve yaptı? Hadi bakalım. Hadi. Doğru. Belediye başkanından daha çok seyrediliyor. Gene kızacaklar bana şimdi. Gene ne kızı, kız? Ne demek kızacaklarmış? Gerçekler yani. Tabii. Ya baktığın zaman ben bu programa... Şşt, yüzüğümü al bakın. Bak eşimin adı ve benim adım. Al 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 yaklaştır 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 yaklaştır. Bak var gördün mü bak sende böyle eşinin adını yazılı yüzük var mı? Benim ayıbım. Doğru benim ayıbım. Senin ayıbın. Sizin kadar naif bir insan olamadım. Yapıyorsun. Şimdi bak, bu programa başlamadan önce. Çenen tutulsun sus biraz be. Üçüncüye girmeye çalışıyorum şimdi. Üçüncüye. Romanya satın. Kendimi saça veremiyorum. Kusura bakmayın Sibel Güneş doğdu. Kusura bakmayın Sibel Güneş doğdu ama. Hani kitap yazarım bunlar, roman yazarım bunun derdini. Zaten insanlar öykü. İnsanlar da bütün öyküler. Bu fotoroman gibi maşallah bu. Renkli. Allah Allah. Şimdi ben bu programa başlamadan önce seni genellikle sadece kadınlar tanıyordu. Artık erkekler... He doğru, beni hiç erkekler tanımıyor. Ulan ya kadın tanıyor ama hiç tanımıyor. Arkadaşım var benim. Tabi erkekler para veriyor bayanlara. He işte biz de onu anlatıyoruz zaten. Sen de onu anlatıyorsun da. Ah bir kez sen ondan ellerini. Ben baktım bir şey var onda bıraktım hemen. Ay ellerimi. Çok tehlikeli ürünler var burada çok. Çok tehlikeli. Evet Sibel Hanım'a asimetrik bir kesim yaptık. Ne kesim? Asimetrik ama dilin görmez. Pandomi gibi bu. Pandomi gibi bu. Sen tabii İngilizce çok iyi konuşuyorsun. Kesim. 5 dili konuşuyorsun da. Onun için bana hava. Hiç olmasa pandomi. Ben sana ne anlatacağım? Anlat. Canım benim anne tarafım Büyükkumlalı. Evet. Tabii Allah nur içinde yatırsın. Öldüler. Şimdi Allah'ın o olaylar bitti. Akşamları biz toplanırız böyle. Birbirimize çok düşkün bir aileyizdir. Seyzemler tut biraz. Ondan sonra şimdi toplanırız. Anneanneme kardeşi bağırır. Abla! Gı abla neredesin gı? Diye. Oradan anneannem çıkar. Ey! Buradayım! Ne bagaz kadınsın be abla. Hemen. Anneannemin kardeşi söyler. Oradan biri bağırır. Anneannemin kulakları duymaz. Tanımaz daha doğrusu. Halayım, halayım der. Halanım de aslında değil mi halayım? Hepsi öldü gitti. Onların şiveleri. Bir tek şimdi ara sıra ben konuşuyorum o ne gı diye. Bir de benim dayımın eşi var aynısını. Elmas'a da selamlar olsun burada. Baba tarafımda Yunanistan göçmeni, Trevezeli. Onlar da ama benim iki tarafta komik. Bak çocukluğum öyle geçti benim. Çünkü Türkçe hiç tam olarak bilmiyorlar. Şimdi programda çok açıklayamıyorum. I yerine iyi kullanıyorlar her kelimede. Büyüklerim. Ondan sonra onlarla büyüdüm ve o günleri çok özlüyorum ben.
çok özlüyorum. Mübadelede gelmişler. İşte biz de buraya geldik. Hayatı boyunca en çok geçmişini özledim. Ama Sibel Hanım bizim bir de inan yani Türkçe ile Rumcayı, şu anda babam çok Rumcayı konuşur. Biz ne hikmetse öğrenmemişik. Babam hem konuşur hem anlar. Ama benim büyüklerim yarı Türkçe, yarı Rumca ortaya çok komik laflar çıkıyor. Biraz da argo laflar çıkıyor ama onlar farkında olmadan söylüyorlar. Onun için anne tarafım öyle o negı, bu negı, baba tarafım da öyle olunca ben onların arasında büyüdüm baba tabii. Baba tarafımda çok detay verme. Neden vermeyeyim baba tarafımda? Ne o yani sen kendine İngiliz'in Avrupalıyım ben. O anlama demedim, bu iyi dedin ya. Ben Avrupalıyım. Sıkıntılı kelimeler çok. O iyi de zaten kalkıp da programda söyleyecek. Ne kadar cahilsin. Hakikaten çok kaşınmış. Söyle o zaman, söyle. Kaşını almadın mı Fatoş sen? Makyaj yaparken niye bakmıyorsun böyle şeylere? Kaşlarım. Maşallah gürdür benim kaşlarım. O kadar gür ki bir gör. Allah buraya vermemiş, buraya vermiş. Evet. Yo o değil de ığlan iyi mevzusuna girme anlamında söyledim. Yoksa ise de söyle, sen bilirsin ya. Ama burada bir yöresel zaten lehçe... Ya onun dediği kılları benim köylüm söylüyorlar. Senin köylün söyleyebilir. Bagaz, bagaz kelimesi ben de biliyorum. Senin evet. Köylünle benim... Bagaz çok geçiyor, benim eşim de Umur Bey. Evet. En gürlü ben de, babaannem de. Geldim gelir yani bir şey yazabilir, sözlük yazılabilir. Aynen. O ne gı, halanyım, amcanyım, evet. Dayınyım, evet. Belanı kaldırsın. Gerçekten bizim bilmiyorum. Buraların... Olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Nasıl olsa otur ya. Belli ki burada 4 saatte oturacağım. Hiç olmazsa bak Suskun Toy Kuşları okumanı öneriyorum. Sevgili Sibel Güneş Doğdu'nun kitabı. Evet bu istasyondayız. Daha yemek programı yapıyoruz da bu yüzden elleme. Aa. Ya bu Mesut'un istasyonu, sen ne karışıyorsun neden burası? Neden mekan da benim mekanım, Allah Allah. Kimin ne yapacağını ben karar veririm, sen değil ya da Mesut değil. Tamam, ne bari? Arkadaşım nasılsın? Teşekkür kardeşim. Ederim Olcay abicim, sen vallahi nasılsın? Vallahi bu gemlik senin sakalları, saçları bembeyaz yapmış. Evet abi. Ama seninkini sanki farklı yapmış. Ama ben buranın çocuğuyum bundan. O nerenin çocuğu? Allah Allah, o nerenin çocuğu ya? Yok ya, sokak ağzından konuşuyor, utanmıyor bu. Evet, şimdi hazır Olcay yokken, çünkü müsaade etmez böyle bir şeye, muhtemelen bana bağırır, çağırır. Şimdi hemen Mesut'un yanına geliyorum. Kios TV izleyenlerine bir şeyler koparmaya çalışacağım. Böyle arkandan konuşuyor. Yani kusura bakma. Tamam geldi. Ne yapıyorsun? Bana iki cümleyi kurdurmaz. Ne yapıyorsunuz? Anlatın. Anlatın bana. Şimdi Kios TV izleyenler için ben ondan bir imkan istiyorum. Mesela atıyorum 38 kişiye böyle bir indirim yapalım, bir şey yapalım. Oha. 38 kişi. Daha az da olur. İkram eder çocuğum. Ha 17 de olur. Tamam, kaç kişi olsun? Sen onun gönlünden ne kopuyorsa. Ne kopar? Öyle Mesut asla. Mesela bu işlemi yapana indirim verelim mesela. Olur. %90 mesela indirim verelim. Nasıl olur? %90 Serkan Bey siz iyice öldürdünüz ya. Ha, canı çıkıyor. %20 indirim. %20. Kaç kişiye? 2 kişiye. 2 kişiye. Olcay Bey iyi mi? 2 kişi %20. İyi, çok iyi. O da benim hatırıma veriyor yoksa bana değil. Ya, ben onu öğrenirim. Şimdi Olcay benim mekanımdayız Serkan Bey. Çok fena çöktün şu ama, anda. Ama şey izin veriyorum Kios TV olarak. Evet, Kios TV izleyenlerine. Ha. O zaman şöyle yapalım nasıl? Bir şey mi yaparız, bir reklam banırı mı yaparız, evet, nasıl yaparız? Ya da Facebook sayfamıza, herhangi bir sayfamıza mesaj atıp bu isteği isteyenlere, yani bu indirimi isteyenlere böyle bir imkanda bulunmuş olalım. Tamam. Vallahi bu kadar koparabildim artık kusura bakma. Daha ne kopartacaksın Allah Allah. Sen olmasan daha fazla koparabilirim. Hayır ben. Yok korurum onu ben. Olur mu? Teşekkür ederiz o zaman. İzleyenler yani, adına. Biz teşekkür ederiz. Ne kopardık bu programda? Bu işlemde yani kaç para bu? 2500 ile 3500 arası olan saçlar. Peki 2500 ile 3500 arasında ne fark var? Saç farkı mı? Saçın uzunluğu var. Uzunluğu. Saçın gürlüğü var. Adet sayısı var. Yani mesela Türkan Hanım'ın saçına 300 tane saç çıktı. 300 tane? 300 tane. 300 adet saç. Tamam. Artı renklendirme var. İşin için. O zaman tutar ne olursa olsun %20 kişiye. %20'yi kaptık efendim. Hadi bakalım. Tamam mı? Al, hadi. Hadi konuya gidelim. Al bakalım. Hacı Olcay yokken. Uşa, bak bu benim tarihine mi tutar? Bir tane tutarsak seninle. Haydi bakalım. Bak bir şey yok. Bu
Şimdi bir şey gördüm ama saldıracak bana. Bak. Kapı açık. Şimdi oraya gidersem, size orayı gösterirsem bu beni mahveder. Ama şöyle yapalım, şöyle yavaş yavaş konuşa konuşa. Şöyle bir yavaş yavaş gidelim bakalım. Eğer uyandırmazsa böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Olcay Bey. Böyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Buraya doğru. Sakın, buraya doğru. Çabuk koşarak. Sakın ha. Tamam, özür dilerim. Kapat orayı. Tamam, özür dilerim. Özledim tamam. Orası. Kocan almadık, yer bırakmadın ya. Evet, Sibel Hanım'ın kitabını da yanına aldım ve makyajı da aldık. Makyaj bölümüne aldık Sibel Hanım'ı. Fatoş Hanım makyaja başladı. Zeliha evet. Düştü. Zeliha düşünce. Geçmiş olsun bu görev. Düşme. Evet, bu görev Fatoş Hanım'a kaldı bugün. Sibel Hanım da bugün bir kanala gidiyor. Kanalda kitabını tanıtacak. Hangi kitabı? Özgür Renkler kitabını tanıtacak. Bir televizyona konuk oluyor. Evet. Fatoş da onu hazırlıyor. Makyajını çok ona göre hazırlıyor. Bakalım Fatoş Hanım nasıl bir şey yapmaya karar vermiş. Ben çıkayım, sen gel bakalım. Çok soft bir makyaj yapıyoruz Sibel Hanım'a bugün. Çünkü çekimi var. Soft demek ne demek? Biraz böyle tanıtacak. Erkeklere nasıl anlatabiliriz? Soft ne demek? Soft. Çok belirgin olmayan makyaj diyelim. Çok belirgin olmayan. Evet. Aşağılık Sibel Hanım. Çok belirgin olmayana soft deniyor. Evet. Soft. Var ama yok gibi. Düşünün. Ama olmalı. Ama olmalı. Olmalı. Evet. Kadın dediğin bakımlı olmalı. Aynen öyle. Kafanda çizdin mi şimdi? Ben şunu yapacağım, burasını böyle boyayacağım. Tabii. Gibi. Hepsi hazır mı kafanda şu anda? Ten rengine göre. Sizin önemli olan taraf bu zaten. Her şeyin oturdu. Ben konuşturunca biraz bozuldu galiba. Tabii Zeliha'nın çırağı Zeliha bu Fatoş. Evet. Zeliha'nın çırağı. Zeliha gibi olur mu? Zeliha hem konuşuyor hem yapabiliyor. Ben ne yapıyorum pardon ama. Gördük geçen hafta nasıl anlattı. French'i öğrendik nasıl anlattığını. Ay iyiydi ama. Kadına French'i anlatıyor işte böyle bir şey. Yaptığım şey. tamam da ya, bunu sadece bayanlar seyretmiyor. Erkekler de. Saf French'i benim gibi saf musun? Erkekler de izliyor. Manikürü Fransızlar çıkartıyor. Tamam. Fransızların, hani French manikür demek zaten. Hmm. Fransızların çıkardığı o manikür French yani gibi Türkçemize geçmiş oluyor. Anladınız mı şimdi? Ha, şimdi onu biliyorum anladım. Ben aslında anladım. Ama. O gün anlatma tenezzülüne katlanmadınız, anladım peki. Estağfurullah, hiç öyle bir şeyim olmadı. Ama lütfen bilinçli insanların dışında bir de bilinçsiz erkekler izliyor bu programı. Ben onlar için burada mücadele ediyorum, erkekler için. Peki erkekler savaşıyorum. Makyajını anlasan olacak. Bundan sonra, yani bilmesi gerekiyor. Mesela bir yere gidecek, eşine diyecek mesela, bu. ben bu akşam soft bir makyaj istiyorum senden diyecek, eşine belki. Gittiği ortamı kocası biliyor, karısı bilmiyor. Bizim artık Türk bu programı... erkekleri de bu kadar ilgili yani kadınlarla. Ya olmasa bile bu saatten sonra yani. Makyajıyla. Yani inşallah ilgili olurlar bu programdan sonra. Bir de kadınlar buraya geldiğinde, yani kuaföre gittiğinde kocalar dışarıda deli olmayacak. Çünkü içeride ne olduğunu artık biliyorlar. Yani bu kadın gitti içeri, o 4 saat gelmez diyecek artık yani. Ona göre plan proje yapacak. Hele bir de Olcay'ın buraya gelirse, oho, kaç saatte çıkamayız zaten. Sibel Hanım neler diyor, ne olur. Hep bir şeyler. Koru beni. Kadınlar buraya mutlu olmak için geliyorlar. Evet. Ailence mutlu dönüyorlar. Yani kuaförler aynı zamanda psikologdurlar. Her sen iyi misin Zeliha? Mutlu olmak için geliyorlar. Ama düşüyor bende. Onun için ben mutlu geldim. Yani umutlu geldim, mutlu döneceğim evine. Ne şey evet. İşte bak kadın biraz yazar olunca. Evet. Ya evet. Senin gibi. Senin 30 cümlede kurduğunu bir cümlede kurdu maşallah. Subhanallah yani. İçten gelen bir şey. İçten gelen bir şey. Sen onu da beceremiyorsun. Gene ben beceremiyorum. Ama bak program açık erkeklere yarasın diye. Çok güzel bir şey, kelimeler, cümleler ya, kullandım. Tamam. Çok. Artık hiçbir erkek kadına kızmayacak. Olcay Bey bizi kurtarır. Sana kolay gelsin. Evet. Sen bıktın benden. Fatoş. Peki. İstasyon değiştiriyoruz. Gelin erkekler. Evet. Saçın rengi bu kalacak. Bu ne? Tövbe biz. Fosforlu sarı. 2021 yılının modası. Harbiden böyle mi kalacak? Sen evet. Böyle bir şey mi? Evet. Bu moda. 2021 trend rengi. Şimdi onca... Limon sarısı. Telefonu çalıyor. Anladın? Telefonsuz kal inşallah. İnşallah telefonsuz kal. Konu bulamıyor. Telefonu bahane ediyor. Tövbe bismillah. Ha. Evet, kurutma işlemine geçelim. Ben de alayım mı?
Mesut, çok nasıl gidiyor? Ne güzel. Bakalım sonuç çok güzel olacak Hazar. Program yapıyoruz değil mi? Buyur. Kızın da ne oluyor? Allah Allah. Zaki kızını ömür boyu görmüyor. Benim de kızım var ama hiç getirmiyor. Sana inan. Ah be ya. Kızım burada. Böyle oturuyor. Modu düşük insan. Modu düşük insan. Nereden ben bundan söz verdim diye tamam abim olur diye benim iyi niyetimde. Ortada bıraktı beni. Böyle kafan yanıyor mu kız? Çok acı hissetmezler. Mesut, kuaförler. Yani ne zorluk var bu devirde? Kuaför yani hastalığı es geçiyorum COVID'le. Evet. Ama şimdiki kuaförlükle 20 yıl evveli kuaförlük arasındaki farkı anlat bakalım. Olcay Bey, biz 20 yıl önce bu mesleğe, Olcay abi, biz 20 yıl önce biz bu mesleğe başladığımızda bir saygınlığımız vardı. İnsanlara yanında gerçekten de çok değerliydik. Ama maalesef yeni yetişen nesil değildi. Her önüne gelen dükkan açıcı biz paspas olduk. Yani saygınlığımız kalktı. Makas tutan, ne bileyim kaş almasını bilen dükkan açmaya başladı. O yüzden maalesef mesleğimizin tadı tuzu kalmadı. Keşke herkes usta olsa da herkes ben güzel işler yapsa. Yıllardır söylüyorum arkadaşım ama o yüzden de kötü biliniyor. Evet. Ha kötü bilineyim. Benim için sorun değil. Ben 36 yılımı verdim artık. Allah'ıma bir şükür. Kemikte hakikaten zirvedeyim. Evet. Ama o benim kemik müşterimden, çevremden, dostumdan. Dediğin gibi sanat diye bir şey kalmadı. Kaldı. Bugün geliyor müşteri. Diyoruz ki saçında makas izi çok belli. Müşteri diyor ki özellikle yaptı onu kuaförü. Halk eğitime gidiyor. 3 ay bir kurs görüyor. Dükkan açıyor. Yani ben de aynıyım. Tabii şu anda Türkan'ı konuşturmuyorum çünkü haftaya konuğum Türkan. Evet. O yüzden o susuyor. Sen kalitemiz düştü oldu evi. Kalitemiz ayaklar altı. Evet yani. Maalesef. Ben zaten bu son yetişen nesile inan ki üzülüyorum. Çok. Ben de çok üzülüyorum. Üzülüyorum. Benim görüşmediğim birkaç arkadaşım var, meslektaşım var. Ama ben onunla görüşmüyorum diye yerden yere vurma. Onlar benim ustam. Ki salonlarında çalışmadığım halde gemlikte yıllarını vermiş ustam. Ama maalesef aynı saygıyı birkaç kişi haricinde ben görmüyorum. Maalesef. Ben görmüyorum. Ben de gördüm. Benim de görüştüğüm Peki bir sorun daha olacak. Buyurun. Sanat yönünden şimdiki zamanı nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sanat daha güzel. Daha modern. Bence de tam tersi. Neden? Yani abi şimdi iki maşa atıyoruz saça. O konu bitiyor. Benim başı bitiyor. Ben 36 yıldır belki on binlerce gelin başı çıkartmışım. Ben o anlamda yani söylemedim. Ben şunu söyledim. Bizim zamanımızda tutmuş yok. Gelin başı. 36 yıldır on binlerce gelin başı inan tarih yazıyordu. Bana bak, kapat telefonunu. Muhabbet ediyoruz değil mi burada? Kesin Allah Allah. Kestik bir iki üç. Modumu düşürdü. Tam modum. Vallahi modumu düşürdü. 10 yıldır bu meslekteydin. Herkes senin gibi iş yapmıyor. Evet abi. Biz mesela saçları kadınların diliyle kanepçe gibi işlerdik. Oya gibi saçlar yapardık. O da bildiğimiz bir sanat icraydı. Yalan mı? Doğrusu. Evet şimdi gene benim o kitleden müşterim çok fazla. Hepsine de selamlar olsun. O ayrı bir konu. Ama az önceki konuya döndük gene senle.
eline makas alan kuaför oldu. İki maşa attı. Gelin başı yapmaya başladı. Çünkü sanat bilmiyor. Yalan değil mi? Doğru söylüyorsun hocam. Sanat bilmediği için bir doğal modası çıktı. Bir işte sade görünüm çıktı. Evet, onları da hepimiz yapıyorduk yıllardır. Çünkü ben mesela dümdüz fönle yıllar yıl, Türkan da bilir, dümdüz fönlü duvara tacı takıp yolladığım gelinlerim vardı. Ama şimdiki genç kızlar bana özel olsun demiyor. İki maşayanlara bir tacı duvara tamam, bitiyor gidiyor. Bazıları duvar bile. Evet, bazısına çok yakışıyor. Ben gene doğallıktan yanayım. Trendleri takip ediyoruz hep beraber. Yalan mı? Doğru. Ama abiye olayımız tamamen bitmiş durumda. Bitmiş durumda. İnşallah gün gelir ki ben emekli olurum. Sizler çalışırsınız tabii. Gün gelir. Abiye saçı moda çıkar. Ama o zaman ne yapacaklar onu çok şaşırıyorum. Çünkü şu anda kendi personelimi de katıyorum. Bak Mesut. Kendi yetiştirdiğim personelimi de permayı bilmiyor. Maalesef perma'yı bilmiyorlar. Bak, abi. Bizantle'yi bilmiyorlar. Yani perma benim yanımda ki benim salonumda 36 yıldır perma sürekli olan bir şey. Doğru muyum? Doğru. Ama ne hikmetse hiç böyle nasıl olsa modası yok gelip de benim yanıma merak edip de Olcay abi biz de merak edip de yok bana yolluyorlar. Ha bana yolluyor Allah bin kere razı olsun ayrı bir konu da ama ben üzülüyorum. Maalesef. Ben üzülüyorum. Önceden 3-5 boyayla nimlekser atardık. Bilirsin. Tabii ustalarından da bilirsin. Şimdi 1001 çeşit alıyor oradan boyayı. Nimleksi cilayı atıyor saça. Hadi oldu istediğiniz gibi. Tamam bitti gitti. Geldi benim başımın belası. Ne dertmişim ben? Ne dertmişim? Ya, ama ben de değil. Ben meslektaşım var. Şimdi bunları konuşmak zorundayım. Mesut'u getirip de sadece al kaynak yap böyle urgan aslan kafası gibi. Onun sen yapamıyorsun bunu ya. Kaynak olmuyor. Ben uğraşamıyorum. Ben sinirli adamım. 36 yılımı doldurdum. Yeter artık. Onlar benim kardeşlerim. Ben onlara destek bize verdim. Evet. Yani ben onlarla uğraşamıyorum. El verdin yani. Mesut'a evet. El verdin. Evet. Evet. Bir de bana el versen bir tane. Sana ne eli vereceğim Allah'ın aşkına. Bana bir el versen var ya. Nereye gidiyorsun? Saçımız kurudu. Evet hadi bakalım. Şimdi boya işlemine geçiyoruz. Hayırdır bu hareket. Evet saç hadi bakalım. Saç zaten yanık bir saç. Organik açıcıyla açtığımız için buyurun. Saç zaten yanık bir saçtı. Ama açıcımız o kadar kaliteli ki buyurun. Daha tedavi etti. Normalde oryaller saçı koparır gider. Buyurun. Deride bir yanma, bir tahriş asla yok ki Deniz Hanım'ın saçı kuzguni siyah saç, ana rengi. Açması çok zor. Yarım saatte döndü saç. Bakalım sonuç ne olacak hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim canım benim. Ellerine sağlık her zamanki gibi. Evet. Sana konuk oluşturdun. Yazarımızın canlı yayına çıkıyor bu akşam. Sibel Güneş doğdu. Yazı yazmayı çok seviyor, kitap yazdı, editörlük yapıyor. Evet. Bütün işi yazmak ve kelimelerle. Evet, ne kadar güzel. Hatta kendisinin bana bir teklifi var. Bütün anılarını yaz, ben değerlendiririm diye ama bende o kabiliyet yok, o ayrı bir şöyle konu. Şöyle yapalım, ses kayıt yazı verelim, anlatsın siz yazı yazın. Öyle olabilir. Çünkü her şey yok oluyor, bu sizin için de geçerli. Her şey yok oluyor. Yani bir şeyler yarına kalmalı evet. Diye düşünüyorum. Çok şık oldunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel eline oldunuz. Güle güle kullanın. Her zamanki gibi bundan mutlu göreceğim. Sağ olun. Dip boyasını yaptık, cilamızı attık, kesimimizi yaptık. Evet doğru söylüyor o yönden, mütevazı olamayacağım. Kıpkırmızıydı saçı. Evet, fakat ben uzun kullanıyordu. Sibel Hanım gelin biz sizin saçınızı kısacık yapalım, evet. Asimetrik kesim yapalım diye ben bir yılda bu hale dönüştürdüm. Evet. Ama kendi de çok güzel takdir ediyor. İyi ki de yapmışık Olcay'cım evet, diye. Gerçekten. Asıl ben size teşekkür ederim canım benim. Üçünü mü istiyorsun? Üçünü de istiyorum. Olcay'da üçü de yokmuş duyduğum kadarıyla. Sadece bir tanesi varmış. Bende üçü de olacak. Üçü de. Üçü de olacak. Evet Serkan Kaynar. Serkan? Yakın zamanda da Serkan Kaynar. Kaynar. Evet. Yakın zamanda da programa ağırlamak isteriz. İnşallah. Herhangi bir programımızda sizi ağırlamak isteriz. Gayet de onur ve gurur duyarız.
Bana ilk çıktığı gün imzalamıştı ya. Sibel Hanım. Sen böyle ama benim sayemde çevre ediniyorsun, çevre ediniyorsun. Okuyabilir miyim? Müsaade eder misin? Okuyamazsın. Sevgili ha. Serkan Kaynar'a, ha, sevgimle yüreğindeki çocuğun hep gülmesi dileğiyle demiş. Ha, ben de, ben sana de. Sana ne yazmış? Örmemen dileğiyle yazmış. Ya. Sevgili kuaförüm. İmaj maker'ım. Tamam. Bana neler neler yazmış ama ben tabi mütevazı olduğum için senin gibi değilim. Ben değilim, ben mütevazı değilim. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Suskun Toy Kuşları, Sibel Güneş Doğdu'dan. Bunu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Yeni çıkanı da mükemmel. Hmm. Mükemmel. Programa davet ettim. Müsaade eder misin? Evet, o tabii. Benim müsaadem. Burada kısa oldu sohbet. Biraz daha böyle programda o, daha da güzel konuşalım. Özlü konuşulacak. Hani bedava kitapları da sayende aldın. Allah razı olsun. Bedava kitaplar bunlar ha. Kitabın değeri hiçbir zaman parayla ölçülemez. Ölçülemez. Ya. Evet. Ya. Yeni çıkan kitabın bunu özellikle okumanızı tavsiye ediyorum. Üçünü de okuyacağım hiç. Şüpheli bu şey karanlık dönemde insanlara umut, umuda ihtiyacımız var. Her insan bir öyküdür. Bunu unutmayalım. Siz de yazın. Ben editörlüğünü yaparım. İnşallah. Sibel Güneş Doğdu, Özgür Renkler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Buyurun. Ederim. Hadi bakalım uğurlayalım Sibel Hanım'ı. Hürmet, hürmet, hürmet. Bakar mısınız çok Olcay Bey'deki geçirdim. Hürmet aldım. Mutlu edebilirsek ne mutlu. Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Pardon, daha hediyeleri var. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor Olcay'ın. Evet. Hediye getiriyor size. Özür etmeyin. Ne kadar hediye şanslıyım bugün. Bugün benim şanslı günüm o zaman. Gerçekten öyle. Bütün her şey üstüne kalmış. Olcay Bey'in hediyeleri de geliyor. Ay bir de paketli paketli. Ama o yapmış ben. Cam paketli geldi. Çok şımardım. Çok şımardım. Çok şıksınız. Ay, çok şıksınız çok bu esnada. Çok teşekkür ederim. Ay, çok bu ay butik. İnanın sizin için özel. İnanın içinde ne olduğunu da ben de bilmiyorum. Açmasaydı ya kadar. Ama ben de bilmiyorum. Açacağım tabii. Ben de bilmiyorum. Meraktayım. Allah Allah. Meraktayım. Evet, çok şık bir çanta. Teşekkür ediyorum. Ayşe Nurcuğum sağ olasın. Teşekkür ederim. Sağ buyurun canım benim. Çok mersi, çok teşekkür ederim. Güle güle. Bizi anarsınız tabii inşallah. Ki, tabii ki. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim Olcay. Programa katıldığınız için. İnşallah görüşmek sizi memnun ettik. Tabii ki. Biz her çok zaman mutluyduk. Her çok teşekkür zaman ederim. Ben sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Evet, ilk konuğu ağırladık. Hemen diğer istasyonlara gidiyoruz. Evet, evet. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ne işlemi yapıyorsun şimdi bakayım? Şu anda saçın katlarını orantılıyoruz olacağı. Tamam. Uzun olan kısımlarını. Yele yele oldu saçlar. At geriye. At. Amanın amanın amanın. Aslan kadın. Aslan kadın. Bakın. Bir de saç varmış. Mesut pişman oldu. Pişman oldu Mesut takıp takacağını. Bir de bedava takıyor para almadan. Bizde bir de o var. Meslektaşlar gelir. Evet. Para pulu almayız. Çıkarım 3 kuruşta bağış yatayım da demezler. Kes 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 çocuk kes. Kardeş kes. Amanın amanın makas izi belli olmasın diye hileleri yapıyor. Evet. Evet. Oh, misler gibi oldu. Lan bu saçlar lazım sonradan bizlere. Bana bak. Tıraşlayıp tıraşlayıp durma. Yok abi. Bedava saç buldum. İzleri kaybetmemiz lazım. Ha. Toplar Türkan gider o. Evet, kaynak işlemi isteyen hanımefendiler, Mesut Kuaför, Manastır. Buyurun. Her renk, her tarz. Mesut konuşsana, ben reklamını yapıyorum. Kuaför, kuaförün reklamını yapıyor. Allah Allah. Özellikle saçlarını açtırmak istemeyen, saçlarım yıpranmasın diyenler,
her türlü sarı ve somre tarzları da kaynaklar yapılır. Acık çok heyecanlı. Bunlar daha güzel olur. Dudamak kafayı. Kendi saçını dalıyorsun, bana bak. Olsun abi, özelliği o. Kaynaşması lazım saçın. Salı günü lazım o saçlar bana, bilgin olsun. Sen iste, ben her gün yaparım onu ya. Sürpriziniz var salı günü. Türkan çok merak ediyorum, bana ne tür sürpriz yaptın ya. Az sonra. İnan çok merak ediyorum. Kızlar da biliyorlar ama söylemiyorlar. Senin için özel. Senin sürprizlerin bitmez çünkü de ama bu sefer inan merak ediyorum. Saçlarımızda hiçbir şekilde belli olmayan bir kaynağımız. Sarılarımız, grilerimiz, her rengimiz mevcuttur. Mesut. Buyurun. Abim artık sen Beleşli'ye yayılmışsın da yayılmışsın. Ne ulan bu pisliği? Hemen toparlıyorum. Kendi salonunda olsa yapmazsın tabi. Burada böyle her yeri yer yer yapmış. Sen de mi bir şey demiyorsun? Öyle müşteri gibi oturuyorsun. Uyarsana acı. Benim elimin altında olacak. Evet, sıçın yapıyor, fazla konuşamıyorum. Şimdi ne işlemi yapıyorsunuz, anlatın bakayım. Şimdi maşa işlemine geçiyoruz. Maşa işlemi ise ne bu çocuğun elinde bu? Yanlardaki biraz eksiklerimiz var, onları da öğreniyorum. Seni tanıyalım. Ben Murat. Beşiktaş'ın salonunda çalışıyorum. Beş tamam. Senedir. 5 senedir maşallah. Delikanlı. Hadi bakalım. Okula gittin mi? Okul son senemiz. Tamam, hadi hayırlı olsun abicim bakalım. Senin de salonlarını görelim. 36 yıldır ne salonlar. Ben bu esnada 6. kuaförüm Gemlik'te. Üstüme kaç kuaför var şimdi Gemlik'te? Şu an 100 tane geldi. Oh 94 kuaför. Ne kaçak kuaför? 36 yılda 90, ben 6. kuaför. Ama kaç nesil geldi gitti. Yakma kızın kafasını. Yakmıyorum. Hadi bu bitti. Bunu o bitti, değil. Ben neden kapı çekmişim ha? Murat Bey kapatacak. Serkan Bey. Buyur. Boyamız hazır mı? Tabii ki hazır. Ellerimle kardım bak. Tamam bakayım. 77-02-67-83 kardım. Senin kardığın boyadan hayır gelmez de. Geldiği kadar artık yapacak bakalım bir şey yok. Bakalım ne yapacağız. Paket servise başlıyoruz. Bakalım ne yapacağız. Evet, dip boyamızı yaptık. Şu anda şerbet işlemimize geçeceğiz. Sürprizlerimiz var. Böyle saçı ayırırsın. Tut bakayım, tut. Bir tane de paket ver bakın, bırak bunu. Yok anam, eli yakışmıyor. Bir şeye yakışmıyor eli. Sabah ezanı okunur, sen bana yardım edin. Lütfen takılmayın bana. Kadar. Ne sıkıyorsun? Tam ne o? Bu ilaç. Peki. Her şeyi sana açıklamak zorunda değilim. Tabii ki değilsiniz. Onun için sus o zaman. Tamam. Konuşma fazla. Yalnız zevkli işiniz abi. Renklerle çalışmak ne kadar güzel değil mi? Yani senin işin de zevkli ona bakarsan. Ha, aynen. Tabelaları yapıyorsun. Renkli renkli. Evet, bütün caddeler ışıl ışıl. Açık reklamını yapayım. Nedir senin reklam şirketinin Gemlik adı? Gemlik reklam. Teşekkür ederim. Gemlik reklama tabelalarınızı yaptırın. Kendi yapamıyor. Rating rekorları benim programım. Doğru söylüyorum. Evet. Onun için gidin. Çok beni de söyleyin, yarı fiyatına yapacak size. Ya Allah, yemin. Bulursun. Vallahi bir kampanya yaparım burada. Olcay'da bütün işlemler yarı fiyatına, %50 diye. Yığarım insanları buraya. Ha. Yok canım benim. Artist. Artist diyor bana. Ben artistim zaten. Doğduğumdan beri artistim. Ondan şüphemiz yok zaten. Sanatkarım. Benim babam da sanatkar, ben de sanatkarım. Anneannem de sanatkar. Zeliha ne oldu acaba, maşallah? Zeliha. Bu esnada teyzem düştü ya. Ameliyat olacak. Ama bu aklı burada. Katılamıyor ya programa, deliriyordur şimdi. Deliriyor tabii. Kaç gün yatacak, istirahat kaç gün onu yatacak? Bilmiyorum artık. Kız alsana. Bak bunu al. Bunu da al. Hadi bakalım. Böyle. Bu da uç boyası değil mi? Bu şerbet. Şerbet. Uç değil. Bak nereden boyu. Uç boyası bu kadar yeri oldu. Çok biliyorum sen. Yok, tahmin ediyorum. Hani öğretsen öğreneceğim ama. Yavaş yap biraz, yavaş. Üstümüzü başımızı batırdın. Tövbe estağfurullah.
İnan sen benim elemanım olsaydın çocukluğumda. Ama ne döverdim seni ben, ne döverdim. Kabak kafana vurur vurur dururdum. Vurur vurur dururdum. Tut. Tuttum. Tut. Tuttum. Bu iyi olduğunu gösteren bir nida. Şimdi birkaç yerden ben eleştiri aldım. Ne konuda? Hep böyle natür saçlar yapıyorum diye. Natür? Evet. Yazalım bunu bir yere. Natür. Benim yaptığım neler neler yapıyoruz ama burada bir şov yapmıyorum ben. Burada bayanların günlük kullanabileceği saçı yapıyorum. Yoksa ben şov saçı yapmaya kalksam 1001 çeşit saç çıkarırım. Bu yaptığımız natür mü şu anda? Evet, programdan sonra o müşteri, o bayan saçını kullanamadıktan sonra bunun anlamı ne? Günlük saç yapıyoruz biz. Ama ilerleyen bölümlerde inşallah şov saçları da... Peki şov saçları derken rengi mi şov oluyor? Rengi, kesimi mi? Kesimi, asimetrik, abartılı saçlar. Yani onu sadece çekim için yapmış oluruz. Muhakkak ertesi gün bayan gelir bana saçını düzelttirir. Hı. Ama ben günlük kullanım saçları yapıyorum. Peki böyle bir saçı beğenmedi geldi. Ne yapacağım bunu? Döndürebiliyor muyum? Tabii döndür. Aa oluyor ya. Yani. Öyle hiç başına geldi mi? Gelmez olur mu? Bütün kuaförlerin başına gelmiştir o. Çünkü bayanın o anki psikolojisi çok güzel olacak abi. Eline sağlık diyor. Ertesi gün geliyor ve ya eşim beğenmedi diyor, ya sevgilim beğenmedi diyor, ya ailem beğenmedi diyor. Hadi otur tekrar düzelt. Ben fazla düzeltmem. Ben artık... Ne halim varsa gör der sonra. Yok öyle de demem de sen istedin abicim derim ama hatam varsa peki kapıdan gelirim. Bir kadın geldi. Dedi ki Olcay Usta... Vur benim kafayı sıfıra dedi. Çok vurdum. Konuşuyor mu, direkt vuruyor mu? Direkt vallahi. Çok yüzlerce kişiyi sıfır yaptım. Allah Allah. Evet. Hiç sorgulamıyor mu ya kızım? Ama neden sorgulayayım? O kapat istemiş kafayı. Belki sevgilisinden ayrıldı kafayı. O beni ilgilen bana ne özel hayatında. İnsan bir çeker 5 dakika bir sohbet ederim. Teşekkür ederim. Ayı psikolog muyum ben? Ya ama belki Allah sonra Allah. Pişman olacak. Ertesi gün gelip tak saçları dersen ertesi gün dersen diyemez artık. Tak diye. Güzel bir de böyle puş puş. Aa, ne zevkli olur harbiden. Hele bir de uzunsa. Onları da alıp mesto satarız. Onları da alıp mesto satarız. Önceden ne saç satılıyordu, ne saç satıyorduk. Ben bile çok saç sattım. Ama şimdi bitti, onlar da bitti. Gel şurada ara. Nasıl yakaladım? Gene bulamadık. Benim salonumda asla benden gizli bir şey yapılmaz. Şimdi şöyle Olcay abi, biz tabelaları yaptığımızda eğer tabelayı beğendiysek sağ alt tarafına mesela gemlik reklamda imzamızı atarız. Sen imza atabiliyor musun? Ben bu saçlara neresine imza atamam mesela? Ama benim bütün 36 yıldır Türkan çok iyi bilir. Her gelin başımda bir öyle saçla bir O harfi yaparım. Ciddi misin? Türkan. Bak. Doğal saçta ille küçücük bir yerine bir O saçla yaparım ki göreceğiz ilerleyen zamanlarda çekimlerde. Muhakkak atarım. Boya da yapamam. Sizin de imzanız oluyor bu. Benim yani. İmzam da o. Bundan sonra böyle biz böyle bakarak geçer ki böyle bir kadınların saçlarına bakmayalım. Hayır öyle değil. Gelin başına yaparım. Ha gelin başına. Ha. Ama aklımda değil. Kalır benim. Her düğüne gittiğimde artık bakarım gelinin saçına. Bakarsın. Bakalım olacak. Ama keşke bitsin hastalıkta düğün. Ay sorma valla nalet olsun. Bitsin ben de çok üzülüyorum abim. Ben de çok üzülüyorum. Hazır ye. Esnafın işi berbat. Esnafın işi berbat. Gene bizim Allah'ıma bin şükür kemik müşterim çok. Hani tabii eski işim yok ama gene de Allah bin kere razı olsun onlardan. Ama diğer meslektaşlarımın adına, bazılarının tabii adına inan üzülüyoruz. Peki, bir şey sorsak mesela. Unuttuk ablayı burada. Unuttum. Atıyorum. Benim boyam, oryelim boyam. Bir gün dahi dursa inan saç da bir zarar vermez. Neden? Çünkü içeride ben kendim peroksitleri ayarlarım. Hazır kimyacı alıp da gibi. Böyle evet. Hazır alıp da böyle böyle dökmem. Evet. Ve personelimi de onu öğretmişimdir. Mesela perm ilacı. Herkes hazır alır. Ama ben anneannemden kalan bilgilerimle, formüllerle benim elemanım da bilir. Ben de öyle yaparım. Peki oldu ya akşam mesela kaçta kapatıyor? 6'da kapatıyorum.
6'da abla bir yere girdi. Sen de kapıyı kilitledin gittin. Sabaha kadar kafada kaldın. Sabahta geldim bir baktım boyalı. Ne senaryo? Bir adam gibi senaryo yaz. Ne ya. Senaryo bu? Abla bir yere gitmişmiş de ben kapamışmışmışım da gitmişmişim. Ya ben şimdi soruya odaklanmaya çalışıyorum. 24 saat durdu kafada ne olacak? Kadın kendini düşünsün önce. O boyayı değil ki kapalı kaldı, kilitli kaldı. Ha, onu doğru, düşünsün. Doğru, yıkayabilir. Ha. Hiç öyle düşünmemiştim. Harbiden ha. Niye yıkamıyor ki? Doğru, yıkasın. Kadın Mesut'um. Buyurun hocam. Çok güzel oldu be. Mankenimiz de güzel. Vallahi çok güzel oldu be. Manken idare eder. Harbiden güzel oldu ha. Değil mi? Harbiden güzel oldu ha. Vallahi şekerim. Ben bunlar böyle abuk sabuk duracak diyordum ama. Baksana bunlar. Baksana. Senin yani abuk sabuk duracak dediğin o göz zevkidir. Bize göre şaheser oldu. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Ha. Çok haklısın hocam. Elimde de fırça kaldı. Bitiyor galiba artık. Diye. Vallahi. Üşra. Aa bitmiş burası. Bak iki tane insanı gönderdik. Hala sen yok. Seninki hala duruyor. Kim? Adam saç ekti boydan boya. Bitti ya adamın işi. E canım boydan boya saç ekmişmiş. Adamı bunları kullanacağız mı gene? Öyle çöptekileri biz kullanıyoruz. Kullanıyor takıyoruz. Hadi bakalım Türkan adamı alıyoruz koltuğa. Burada gavurun üstü arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Hazır mısın Türkan Hanım? Evet. Allah bu gitmiyor ama. Tamam. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Zeliha Hanım'ın yokluğunda Photoshop'a teslim ettik Türkan Hanım'ı. Türkan Hanım'a nasıl bir makyaj yapacağız? Gene sallamadı beni. Ya bu kadın beni dinlemiyor. Anlamıyor, dinlemiyor beni. Anlamadım gitti yani. Dinlemiyorum. Ya çalışırken konuşamıyordum sen. Ama konuşuyorum, sen duymuyorsun. Sen tamam peki. Türkan Hanım'ın zaten makyajı vardı. Çok fazla zorlanmayacaksın. Makyajı tazeliyorum. Tazelemek. Makyajla zorlanmam makyaj, ben. Makyaj tazelemek. Evet, tazeliyoruz sadece. Nasıl tazeleme aynısını bir daha mı yapıyorsun yani? Üzerinden bir daha geçmek evet, istiyorsun. Evet, evet. Yani değişiklik istemiyorsa evet değişiklik isterse zaten makyaj tamamen silmemiz lazım. Silmek zor mu? Ha, yüzünü yıkamak olmuyor mu? Ya şimdi müşteriye burada kalkıp da yüzünüzü yıkayın diyemiyoruz. Mecburen biz kremlerle silmek zorunda kalıyoruz. O da çok zor bir işlemdir. Yani zor onu arındırmak için. Türkan nereye gidiyor bu arada? Ne makyaj yapıyoruz şu anda? Normal günlük bir makyaj var. Günlük makyaj, tamam. Günlük makyaj. Günlük makyaj yapıyoruz. Günlük makyaj tazeliyoruz. Tazeliyoruz, evet. Yani gönül isterdi ki Zeliha Hanım'a yaptıralım ama artık bu programda yapacak bir şey yok. Niye benden memnun değil misin? Estağfurullah Fatoş Hanım, niye öyle dediniz? Ya ama siz öyle dediniz. Ya programa Zeliha ile başladık ya. Ha olmadı, o zaman ben gideyim. Olur mu canım siz? Aa, siz bizim şu anda Zeliha Hanım'ın yerindesiniz yani. Zeliha'dan hiçbir farkınız yok. Ama vallahi yani Sibel Hanım'ın makyajında da aynı şeyi yaptı bana. Evet Zeliş'in benim başımın tacıdır özellikle. İşte bizim de başımız tacı ondan da olabilir belki. Aa, bu kadar da. Bir de üzüldük ona. Ama bu kadar da yaşlı, ben dışlanmam ki. Yaşlanmış kadın üzüldük tabii çok üzüldük. Ha yaşlı diye üzüldüm. Yaşlı diye üzüldüm. Ha. Sen de haftaya sonları çekimlerde ne yapacaksın Zeliş'le bilmiyorum Serkan. Vallahi. Şu anda sürdüğün ne? Rimmel. Rimmel. Kirpiklerini, evet. Rimmel sürüyoruz kirpiklere. Pişiyor. Hava atıyor, hava yok ya. Bir şeyler yapmak istiyor, takmaya yok. Bitmiş durumda. Ellerine sağlık. Renklendirmemiz bu şekilde. Dediğimiz gibi saçları yıpranmış olan kişilere de böyle renkli kaynaklar yapılabiliyor. Ombreler, sombreler, röfli gibi çalışmalar çok, yapılabiliyor. Çok da güzel oldu. Şöyle de gösterebiliriz. Kardeşimin ellerine kaynak sağlık. Belli değil. Türkan'cığım güle güle kullan. Programıma katıldığınız için her ikinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Bizi programımıza çağırdığınız için. Var şu hediyemi çok merak ediyorum. Çatladı. Hüsra Hanım. Neredeyse hediyem Türkan Hanım söylesin getiriver. Arkada. Bakalım Allah sen Allah, de çat. Bir de hediye mi veriyor? Allah ne güzel. Tabii ya iyiymiş. Çatla, burada hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Hediye getiren yok bir şey yok. Ne hediye yapacaksın sen boş boş konuşmadan başka bir şey yaptığın yok. Tabii ya. Sen onlar ne Türkan kendimi çok makamlı insan ay, hissettim. Ay, şimdi Olcay abi bizim ustamız. O yüzden... Ustaya hürmet bakımından küçük bir tarihi bir güne tanıtık ediyoruz. Vermek istedim.
Sevgili ustam Olcay Baykız, işe başladığımız günden bugüne kadar bizlere vermiş olduğun emeklerinizden dolayı teşekkür ederim. Türkan Gümüş, çok teşekkür ederim. Ağlatacağım Olcay. İnan ağlatacağım, inan. Çok çok teşekkür ederim. Abile, resmini de mi koymuştun? Yok, çatla patlata. Ben, bir de bilirim antikaları çok seversin Olcay abi. Çok, ama bir de şöyle bir şey. Aa, hediye üstüne hediye, hediye, hediye üstüne hediye. Buyur. Hadi bakalım. Buyur, gümüş tarak. Aa, tarakmış bu. Ama kafada saç yok da sen tabi anlamayamazsın. Aa, harbiden tarak bu. Bu babaannem, senin kimin bu? Babaannesi, ananesi mi? Onu özel onu, şeyden almış. Antep'ten almıştım, getirtirmiştim. Aa, çok şık ama harbiden. Bakın, bakın. Hadi koy. Hadi koyacağız be, hadi hediyeni. Sana yok bir şey. Buyurun. Gönlüne koy o tarafı. Çok teşekkür ederim abiciğim. Ben teşekkür ederim. Mesut'cum tekrar ayaklarına sağlık. Sağ senin de kardeşim ellerine sağlık. Eğer sizleri mutlu mesut ettisek çok teşekkür bilemiyorum. Hatamız bizim bir kusurumuz olduysa yok, estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kardeş hazır mısın? Hazırım. Emin misin? Eminim. Çünkü tarzın olmayan bir şey yaptım ben. Bir, iki, üç. Abi. Bravo, bravo. Oo. Ya yine coşturdu. Bak bakalım. İnanmıyorum ya. Senin hayatta tarzın olmayan bir saç. Yani ben çünkü çok sapsarı sevdiğim için ama muhteşem olmuş. Gerçekten. Pembeleri. Abi sen harikasın ya, harika ötesisin yani. O kadar güle söylüyorum. Güle güle kullan. İyi ki talihli olmuşsun o zaman. Valla iyi ki gelmişim. Yoksa abi, normal gelseydin klasik röfleni çok, yapıp çok, yollayacaktık seni. Çok çok teşekkür ederim. Serkan Bey size de çok teşekkür ederim. Güle güle kullan inşallah. Gayet güzel oldu. Bugün Deniz Hanım'a. Pembelerime bayıldım ya. Evet, çok Deniz hoş. Deniz Hanım'a bugün abisinin nişanına uğurluyoruz. O yüzden biraz abiye saç yaptık. Güle güle, iyi günlerinde kullan abiciğim. Bir de kalksın bakalım şöyle ayakkabı evet, görelim. Evet, bir kalk. Hadi şu şeyler bana. Bir dön bakalım Deniz'cim şöyle. Dön bakalım, dön. Evet, pozlarım ver. Bir programın daha sonuna geldik. Deniz kardeş çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim abi. Bizim sana küçücük hediyelerimiz var. Çözüm kozmetiği. Yeşilçay özlü bakım ürünü. Süpersin. İnan çok güzel bir üründür. İyi günlerinde kullan. Tuay butikten de %20 indirim. Oo. Bu kartla gittiğin zaman çok güzel şeyler var. Tavsiye ederim. Ederim. Buyurun. Elinize emeğinize sağlık Olcay Bey. Yine makası konuşturdunuz. Gayet İnşallah. Çıkardık yani, gerçekten geldiğinde çıktı. Gerçekten farklı bu sefer. Bir de enteresan olan tarzının dışında bir şey yapmış. Çok tarzının dışı çünkü hayatta istemediği tarzdı. Ama hazır talihli olmuş dedim. Ben onu bir değişik bakalım, havaya sokalım. Ama çok memnun oldu. Deniz Hanım'a güzel bir gün yaşattığımızı düşünüyor. Özellikle bu dönemde. Fotoşun da ellerine evet, sağlık. Efendim bu programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar görüşene dek. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Yendiğin emlak sektöründe önde gelen tek ismin, Asil Emlak'ın sunduğu Olcay'ın makası sona erdi.